Koray Bey, aşk hakkında neler söyleyebilirsiniz? Sanatınıza etkisi nedir? Biz konuşmaya başlarken söyledim onu. Yani mesleğini de canlı ilişkiyi sevmenin büyük bir başarı getireceğini. Öncelikle itikadi de bir yanı var. Mesela ben Allahçıyım. Yani duasız iş yapmam. Ve hep böyleydi. Yani görüntüm benim pek öyle değildir ama öyle diyorlar daha doğrusu. Ama duanın bir gücü vardır. Yani her dini birleştiren şey duadır yani. Hindu, Hristiyan, Budist. Hepsini kalben bir şey ister onu yaratanlar. O yüzden de aşk öyle bir şey. Yani bizi sevdiren de aslında bana göre Allah. Yani o sevme duygusunu içimize veren çünkü. Yani o sevmenin ne olduğunu bilemeyebilirdik ya. Yani. O duyguyu bilmezsen nasıl bir şey seveceksin? O yüzden de bizim kontrolümüzde bir şey değil. Yani o bir kadınsa onu sürekli görüyorsundur ama bir şey oluyor ve o an seviyorsun ya da bir herhangi bir başka bir şeyde. Bence orada böyle bir illüzyon bir durum da var aşk. Çünkü binlerce şarkı yapılıp halen anlatılamamış bir şey mesela. Çok tuhaf değil mi? Halen yazılıyor üstüne. Filmler çekiliyor. Böyle bir bizi çünkü üretimimizde öyle bir şey var. Yani kadın ve erkek tek bir canlı değil aslında. Çünkü anlaşamamamız çok yüksek oranda. Az anlaşabiliyoruz aslında ve o çıkan kargaşada içinde zaten en güçlü şey aşk, nefret, bir sürü duygu böyle birbirine giriyor. Çünkü anlaşacağım bir canlı olsa problem bitmiş oluyor zaten. Hani hiçbir diğer kavramların hiçbiri olmaz. Değil mi? Böyle bir aşkın çok her şeyin içinde bir tabii etkisi var.